bugünkü aracımız 2017 model Seat Ibiza. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Dış standardı cihazın aracın hatlarına birebir uyumlu. İç standardı da cihazımızın hatlarına birebir uyum içerisinde oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir CAN bus interface var. Bu interface aracın ilgili direksiyon kumanda kontrollerinin tamamının cihaz üzerinde çalışmasını sağladı. Aynı zamanda aracın birçok konfigürasyon bilgilerini ekrana taşımayı sağladı. Bunlara örnek gösterirsek araç bilgilerini, sürüş bilgilerini ekrana taşıyor. Ya da aracın yine konfigürasyon ayarlarını bu şekilde, dil seçimleri, lastik basınçları gibi tüm sistemi, orijinal ana ünitede yapılan tüm ayarları yeni cihaz üzerinde çalışmasını sağladı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Birazdan da kameranın detaylarını anlatacağım. Boşa geri vitesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2017 model Seat Ibiza. 2017 ile 2020 yıllar arasındaki tüm modellere, ilgili yapıdaki ana ünitedeki tüm modellere uygulanabiliyor. Keza aynı şekilde Arona modelinde de aynı sistem kullanılıyor. Özel bir CAN bus interface kullandık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma. Şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz çalışıyor. Bağlı bulunan Apple telefonu arayıp direksiyon kumandasındaki telefon açma tuşunu da gösterelim. Telefon açma çalıştı. Tek tuşla tutuyor. Uzun basınca da çağrıyı sonlandırmış oluyor. Yine bizim Android cihazlarımızı farklılaştıran özelliklerden biri de direksiyon kumandaların üzerindeki bas konuşunda çalışması. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve... gibi kullanıcı direksiyon simidini elinden bırakmadan Apple CarPlay'de Siri'yi, Android Auto'da da Google Assistant'ı aktif etmek için ilgili tuşu kullanmış olacak. Apple CarPlay arayüzü bu şekilde kablosuz çalışıyor. Android Auto da keza aynı şekilde kablosuz çalışıyor. Her iki telefondan ekran yansıtma, yani screen mirroring ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışıyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitekte radyo istasyon hafızaları var. 18 adet istasyon hafızayı alabiliyoruz. Sıralama bu şekilde. Power RT'yi dinliyoruz. Dinlediğimiz istasyonun da ismiyle de kayıt altına almış olabiliyoruz. Cihazda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline GPS üzerinden çalışan. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman. Play Store hesabı oluşturulduktan sonra artık Google haritalar ya da farklı uygulamaları, Yandex gibi uygulamaları Play Store hesabı üzerine kurup kullanabilecek bir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta en çok kullandığımız Apple CarPlay ve Android Auto'dayken konum mantığını cihaz üzerinde kullanmış olacak gibi. Ana ekrana döndükten sonra telefonla görüşme ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Bluetooth 5.0 kullanıyor ürünümüz. Mikrofon kazanç ayarlarıyla da telefonla görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış oluyor. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunarak müziklere ya da yine ilgili ikona dokunarak da flash bellek içerisindeki klasörlerimize erişip sağlayıp videolarımızı açabiliyoruz. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. IPS ekranı olmasının avantajı, aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız otomatik hissiyatı da kullanıcıya sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var üründe. Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihaza internet paylaştıktan sonra artık Play Store'dan kurulmuş YouTube ya da birçok uygulamaya bu şekilde erişim sağlamış olacak.
Müzik işleme yeteneği DSP altyapısında hazır equalizerların haricinde kullanıcı equalizerları, hoparlörlere giden zaman ayarlarıyla araçtaki müzik kalitesini hissedilir derecede iyileştiriyor kullandığımız ürün. Dileyen kullanıcılar da birden fazla amplifikatör kurmak istiyorsa 2 adet de amfi çıkışı var ürünün. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Konumlandırma kısmını video içerisinde paylaşacağız. İlgili trajektör desteği, biraz önce bahsetmiştim, video içerisinde kullandığımız özel bir CAN bus interface var. Bu interface sayesinde şu trajektör desteği ekrana gelmiş oluyor. Yine kameramızın ve kullandığımız cihazın şu şekilde bir ayar imkanı sunuyor. Bu şekilde referans çizgilerinde ayarlayıp kayıt altına alabiliyoruz. Boş HD vitesi aldığım zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS18 platformu bu işte en stabil platformlardan biri. TS10 ile birlikte Cortex'in 8 çekirdekli IL5 işlemcisi kullanıyor 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. 1280x720'de IPS ekran kullanıyor. Aracımız 2017 model Seat Ibiza 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.